misafirler, değerli dostlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Gene Türk resminin, çok önemli bir isminin sergisinin açılışındayız. Bugünün diğer bir önemi de Mustafa Ata hocamızın 50. sanat yılını kutluyor. 50. sanat yılını Ekol Sanat Galerisi'ndeki sergiyle kutluyor. Bize şeref verdi. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Mustafa Ata tamamen özgün Türk resminin en önemli isimlerinden birisidir. Ve 50. sanat yılını da bizde kutladığı için bu bizim için ayrı bir şereftir. Kendisini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bedenin, insanın olduğu durumu anlatan bir isim bu. Diğer taraftan izleyici düşünmesi gerekiyor. Neden Asık Beden diye. Biraz soru sordum. Hem renklendirilmiş biçim hem de biçimlenmiş renk. Çünkü bunun kökeni 1905-1920 Alman dışa vurumcularına kadar gidiyor. Oradan aldığım dışa vurum tavrı bugüne kadar geldi ve bugünkü resmi oluşturdu. Aslında figürün resmime göre çok fazla olan parçalarını atıyorum. En vurucu yanı neyse onu vurulamaya çalışıyorum. Bunu eleştirmenler koydu tabii, ismini koydu. Ben aslında anısal figür yapmak istemiyorum. Ama resmin geleneği onu gerektiriyordu, onu yaptım. Başlangıçtan bugüne değişebilirliği birinci plana aldım her zaman bütün resimlerimde. Başlangıçta, akışta algılanabilir figür, daha sonra algılanmamaya başladı. Yani bir değişim söz konusuydu, bu anlamda değişti resmim. Mehmet Ergüven benim bildiğim kadarıyla bir filozof. Yaptığı çözümlemeler resimlerime birebir uyuşuyor. Ben yazdığı yazıyı defalarca okudum. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Fakat yazdığı yazılarla resimler arasındaki ilişki de çok iyi. Yani kitabın tasarımı çok iyi oldu. Tabii izleyicilere soracağız. İnşallah sonunda iyi olacak. Bugün geldiğim noktayı vurgulamak istedim. Yaşadığım coğrafyanın kültürel değerlerini ön plana almak durumundaydım. Yapısal olarak da yapım buna çok uygun. Yani 50 yıllıkın sonunda resmim hangi noktaya geldi onu bir vurgulamak istedim. O kadar. Bir defa öncelikle Mehmet Bazı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türk sanatı ve kültürü adına yapabileceği şeyi yaptı.
Çünkü bunu lütfen yanlış anlamayın. Parası pul olan çok kişi Türkiye'de böyle bir şey yapmıyor. Mehmet Bey bütün ruhuyla, bütün kalbiyle bu işe baş koydu. İstiyorum ki Mehmet Bey diğer hali vakti yerinde olan insanlara örnek olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Büyük bir rastlantı. 50. yılım da buraya rastladı. Benim için ayrı bir onur tabii. Çok teşekkürler. Sergi 6 Haziran'a kadar devam edecek. Yani gelip görmesini istiyorum insanların. Fikirleri neyse onu da söylemelerini istiyorum. Biz bir şey yaptık, insanlara sunuyoruz. Onlar da fikirlerini söylesinler.